Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidena ve senedena ve mevlana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Risale-i Nur Külliyatı'nın temel eserlerinden olan mektubatı beraberce takip ediyoruz. 19. mektupta Mucizat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam bahsindeyiz. 14. işarete geldik. Tam da mevsimine tevafuk etti. Zira 14. işaret Efendimiz aleyhisselamın duaları, özellikle duasıyla meydana gelen harikuladelikler, duasıyla meydana gelen mucizeler bahsi. Bu mevzuda daha önce dua ile alakalı bir sohbet yaptık Risale kültüründen. Hoca Efendi'nin kaynaklarını da, genel kaynakları da vererek ve sonra bu bahse giriş yaptık. Ve en sonki sohbette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarından ve duasından hemen sonra meydana gelen bir kısım mucizelere dikkat çektik. Kaldığımız yerden bugün inşallah devam edeceğiz. Hem başta İmam-ı Tirmizi haber veriyor ki Sa'd İbni Ebi Vakkas için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Allahümme ecib davetehu demiş. Yani ey Allah'ım, Sa'd'ın duasını kabul eyle. Allah'ım onun duasını kabul eyle. İbn-i Abdülber el-İstâb'da, Tirmizi menakıpta, Taberani Mucemül Kebir'inde bu rivayeti bize nakletmişler. Ve Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın duasının kabul olması için Efendimiz Aleyhisselam dua edince Sa'd'ın duasının kabulü için dua etmiş. O asırda Sa'd'ın bedduasından herkes korkuyordu. Aman kızdırmayalım, bize beddua ederse helak oluruz diye herkes dikkatli oluyordu. Duanın kabulü de şöhret buldu diyor. İmam-ı Tirmizi hakkında daha önce bir malumat sunmamıştım. Kısa kısa buradaki hem kitaplar hem de şahıslar, varsa raviler hakkında malumatlar da sunuyorum. Bildiğiniz gibi İmam-ı Tirmizi dendiği zaman Ebu İsa, Muhammed İbni İsa bin Sevre et-Tirmizi'dir. Kütüb-i Sitte adıyla bilinen en güvenilir 6 hadis kitaptan birisinin sahibidir. Miladi 824 yılında Mekke'de dünyaya geldi. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra çalışmalarını hadis ilmi sahasında yoğunlaştırdı. Hadis derlemek amacıyla Horasan, Irak, Hicaz ve önemli birçok hadis kaynaklarına seyahatler yaptı. Bu seyahatler sonunda derlediği hadislerin en sahihlerini bir araya getirerek Cami-u Sahih, Tirmizi'nin Cami-u Sahih'i denir zaten. Öyle bir adla meşhur hadis kitabını telif etti. Bu eserde yalnız hadisleri derlemekle kalmadı. Her hadisten sonra hadis hakkında kendi düşüncelerini, anladıklarını da açıkladı. Kütüb-i Sitte'de diğerlerinde sadece hadis rivayetleri vardır. Sahih-i Tirmizi'de ise aynı zamanda İmam Tirmizi'nin o hadisten ne anladığını da açıklayarak o şekilde kitabını tertip etmiş. Ve ayrıca hadisleri İslam hukukunun konularına göre bir düzen içinde sınıflandırmış ve tekrarlardan olabildiğince sakınmış ve bu onun kitabını sair Kütüb-i Sitte'den diğer 5 tanesinden ayrı kılan önemli özelliklerindendir.
Ayrıca Kitabül İlali var. Kitabü Şemaili var. Zaten bu Türkçe'ye de tercüme edilmiştir. Tirmizi'nin Şemaili Şerifesi Türkçe bir cilt. Okumanızı, mutlak okumanızı tavsiye ederim. Özellikle Efendimiz Aleyhisselam'ı rüyanızda görmek istiyorsanız Tirmizi'nin o Şemail'den, Şemail kitabından Efendimiz Aleyhisselam'ın veşesi, siması, vücudu ile alakalı rivayetler var. Onları okuyun. Hani bir hırsız hırsızlık yapıp kaçarken birisi onu görünce gidip emniyete anlatıyor. Onun anlatmasına göre adamı robot resim olarak çiziyorlar. Aynen o adam çıkıyor. Evet, Efendimiz Aleyhisselam da Şemail'inde en detaylarına kadar anlatılmıştır. O rivayetleri okursanız sonra hayalinizde bir şekil belirlenecek, temessül edecek ve onunla da bütünleşince inşallah şu mübarek aylarda veya ömrünüzde bir defacık dahi olsa Efendimiz Aleyhisselam'ı rüyanızda görme şerefine ereceksiniz. Dua ederim öyle olursunuz. Bir de Kitab-ı Esma-i Sahabe namıyla bir ayrı kitabı vardır. İmam-ı Tirmizi Kütüb-ü Sitte ricalinden bir tanesidir. Kısaca Sa'd İbn Ebi Vakkas hakkında bir malumat sunmak istiyorum. Sa'd İbn Ebi Vakkas hayatta iken cennetle müjdelenmiş 10 sahabiden bir tanesidir. 7. sırada ismi geçer. Yani aşere-i mübeşşereden bir tanesidir. 19 yaşındayken Müslüman olmuş ve hayatının sonuna kadar da İslam'a, Kur'an'a hizmet etmiştir. Sa'd İbn Ebi Vakkas sahabeler arasında kahramanlığı ve idareciliği ile temayüz etmiştir. Peygamberimizle birlikte bütün savaşlara katılmış. Yani Efendimizin 27 tane gazvesi var, 27'sinde de bulunmuş. Ve oralarda büyük kahramanlıklar göstermiş. Ve Uhud'un en şiddetli zamanlarında Resulullah Aleyhisselam'ın etrafında etten bir duvar ören sahabilerden bir tanesi de Sa'd İbni Ebi Vakkas'tır. Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın en büyük özelliği Hazreti Ömer döneminde İran'a gönderilen büyük ordunun başına kumandan olarak tayin edilmesidir. Daha önce El Katsiye filmini seyretmenizi tavsiye etmiştim. Hazreti Ömer milleti, Medine halkını mescitte toplatıyor ve İran'a bir ordu göndereceğini ve bunun da başına Sa'd'ı kumandan tayin ettiğini söylüyor. Medine'de pek çokları da kendi aralarında fısıldaşarak ya bu çok genç, tecrübesiz diye konuşsalar bile Hazreti Ömer ısrar ediyor ve gerçekten de o Katsiye meydan muharebesinde İran Şahı Müslümanlara karşı savaşmak üzere çok meşhur. İran tarihi dendiği zaman bütün kahramanlıkları şahsında garat eden Rüstem, orduların başkumandanı Sa'd İbn Ebi Vakkas karşısında mağlup oluyor ve İran bölgesinde İslam'ı tebliğ etmek için de gayret sarf ediyor. Hazreti Sa'd Celule'ye yöneliyor İran fethinden sonra ve burasını Hicri 16. yılında fethediyor. İran İmparatorluğu'nun merkezi daha sonra Medain şehrine yöneliyor. 2 aylık bir kuşatmadan sonra Medain'i de fethediyor. Kisra 3. Yezdücürt buradan Hulvan'a kaçıyor. Sa'd İbn Ebi Vakkas bir ordu göndererek Sur yoluyla burayı da fethediyor. Yezdücürt yani İran Şahı Perviz İsfahan bölgesine kaçarak orada tutunmaya çalışıyor. Sa'd İbn Ebi Vakkas Hicri 55 yılında ikamet ettiği Medine dışında Akik Vadisi var. Orası çok önemli bir yer. Orada ruhunu Allah'a teslim ediyor. 54 ile 58 tarihleri arasında değişen farklı rivayetler
bulunmaktadır ömrü ile alakalı. Sa'd'ın cenazesini evinden alarak Medine'ye getiriyor sahabi ve Mescid-i Nebevi'de kılınan namazdan sonra Cennetül Bakiye kabristanlığına defnediliyor. Ve hadis kitaplarında Hazreti Sa'd İbn Ebi Vakkas'tan nakledile gelmiş 270 tane hadisi şerif olduğu söyleniyor. Sa'd İbn Ebi Vakkas gerçekten destanlaştırılması lazım gelen cesur, kahraman ve Efendimiz Aleyhisselam'a çok bağlı bir şanlı sahabedir. Onun duası ne dua yaparsa anında görünüyormuş tesiri. Onun duasının kabulü Efendimiz Aleyhisselam'ın bir mucizesi olarak da ifade ediliyor. Sa'd İbn Ebi Vakkas rüya ile Müslüman oluyor. Karanlık bir anda aydınlanıyor etrafı. Aydınlık yolda Hazreti Ali'yi, Hazreti Ebu Bekir'i ve Zeyd'i görüyor. Bu üç tane insan niye birleşmiş gibi yerden gidiyorlar diye rüyasında gördüğü bu üç insan, bu üç insanla o karanlık gecede, karanlık yol rüyasında yani aydınlandığını görünce Sa'd İbn Ebi Vakkas gidiyor sonra onlara diyor ki ya sizde bir değişiklik var sizde. Ne oldu ki böyle? Geçtiğiniz karanlık yol rüyamda aydınlandı. Onlar da Müslüman olduklarını söylüyorlar. Ve onlara güvenerek Sa'd İbn Ebi Vakkas da 7. olarak Müslüman oluyor. Ve Aşere-i Mübeşşere'den de 7.'si olarak meşhur kitaplarımıza girmiş oluyor. Cenab-ı Hak ruhlarını şad etsin. Mekanları cennet zaten. Makamları da inşallah rü'yetullah olsun. Cenab-ı Hak onların şefaatlerine bizleri de mazhar eylesin. Diğer bir mucize hem meşhur Ebu Katade. Ebu Katade'yi daha önce anlatmıştım. Ona ferman etmiş Efendimiz Aleyhisselam. Eflahallahu veşek. Allahümme barik lehu fi şa'rihi ve beşerihi diye. Ey Allah'ım, sen bu Ebu Katade'nin yüzünü pak eyle. Onun saçına ve yüzüne bereket ver diye Efendimiz Aleyhisselam dua etmiş. Ve Ebu Katade genç kalması için Efendimiz Aleyhisselam'ın duasına mazhar olmuş. Ve Ebu Katade 70 yaşında vefat ettiği vakit 15 yaşında genç bir genç gibi olduğu sahih rivayetlerde anlatılmış ve böyle o şöhret bulmuştur. El-Hakim'in Müstedrek'inde, Beyhaki'nin Delail-i Nübüvvesinde, İbn-i Abdilber'in El-İstiab kitabında bu rivayet bize nakledilmiştir. Ebu Katade'yi daha önce aktarmıştım. Farklı kahramanlıkları da vardı. Bir başka mucize hem meşhur şair Nabiga'nın kıssayı meşhuresidir ki Resul-i Ekrem'in Aleyhisselam'ın yanında bir şiirini okumuş. Şu fıkra, şu şiiri okumuş. Belagne semâe fî mecdine ve senâine ve innâ nürîdü fevka zâlike mazhara. Yani şerefimiz göğe çıktı. Biz daha üstüne çıkmak istiyoruz diye Efendimizin yanında böyle bir şiir okumuş şair Nabiga. Kısaca hayatına temas edeceğim. Efendimiz bu şiiri, bu sözü duyunca Resul-i Ekrem Aleyhisselam mülatefe suretinde yani iltifat olsun diye ferman etti. İlâ eyne ya Ebâ Leyla. Yani bu sözünle nereye gitmek istiyor, nereye ulaşmayı kastediyorsun? Dedi, ilel cenneti ya Resulallah. Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselam latife olarak dedi, gökten öbür tarafa nereyi istiyorsun ki? Şiirinde orayı niyet ediyorsun.
diye sordu Efendimiz Aleyhisselam. Nabiga da dedi, göklerin fevkinde cennete gitmek istiyoruz. Sonra bir manadar şiirini daha okudu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dua etti. Dua şu: La yefdudillahu fâke. Yani senin ağzın hiç bozulmasın. İşte bu duayı Nebeviyenin bereketiyle o nabiga 120 yaşında bir dişi noksan olmadı. Hatta bazen bir dişi düştüğü vakit yerine bir daha geriye geliyordu. Beyhaki Delail-i Nübüvvede İbn-i Abdilber El-İsta'ab'da bu meseleyi, bu mucizeyi bize nakletmişler. Nabiga'nın hayatına kısaca temas edeceğim ama burada Nabiga'nın çok kültürlü, Kur'an'dan iyi ders de aldığı anlaşılıyor. Çünkü göklerin ötesinde cennete gitmek istiyorum sözü Kur'an'ın da ruhuna uygun düşüyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şu ayet: Vessemâi rizkukum ve mâ tu'adûn. Rızkınız semada, Allah'ın size vaat ettiği şey de semadadır. İstikbal göklerdedir. Sözü de buna uygundur. Rızkınız semada. Semadan gelecek rızıklar nelerse çok yönlü. Allah'ın bütün rızıkları semavi olur, arzi olur. Bu Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde de bir ayette geçer. Ey ehli kitap diyor Cenab-ı Hak bir ayette, eğer siz peygamberlere yani Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya inansaydınız, teslis akidesi olmadan, tevhid içinde, o semavi kitapların da aslına inansaydınız, Muhammed Aleyhisselam'a ve ona indirilen kitaba, Kur'an'a da inansaydınız, semadan sağanak sağanak, yani yağmur diyor ayete, yağmur gibi nimetler inecek, ayağınızın altında da nimetler fışkıracaktır diyor. Çok sarihçe yağmur gibi semadan inen nimetlerden bahsediyor bu ayet. Ve az önce okuduğum diğer birinci ayet ise rızkınız semada ve Allah'ın size vaat ettiği şey de semada. İleriye müteallik güzel şeylerin söz verilmesine vaadi ilahi denir. Ama azap, işkence, bela söz vermesine Cenab-ı Hakk'ın ona da vaidi ilahi denir. Vaat ve vaid. Ayette Allah'ın vaat ettiği şey de semada deyince, Allah'ın bize vaat ettiği şey cennettir ve o da semadadır. Bu nabiga, şair nabiganın bu inceliği bilmesi de oldukça manidar düşmüş. Nabiga el-Cadi. Siyer ve Magazi kitaplarında ismi Nabiga el-Cadi olarak geçmektedir. Asıl ismi Ebu Leyla. Bu rivayetten onu da anlıyoruz zaten. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki İlâine ya Ebu Leyla. Ey Nabiga demiyor. Ebu Leyla, Leyla'nın babası nereye? Nabiga bir erkek ismi. Ebu Leyla olunca baba. Ebu Leyla Abdullah bin Kays bin Cade'dir adı. Meşhur şairlerden ve aynı zamanda sahabelerden olup hem cahiliye dönemine hem de İslam devrine ait şiirleri vardır. Kaynaklara göre İslam önce Hanif dinine mensuptur. Şirke gitmemiş bu zat. Putlara tapmamış. İbrahim Aleyhisselam gibi Hanif ve aynı zamanda Ebu Zer gibi Hanif. Hanif, insan böyle bembeyaz bir kağıt gibi fıtratı, vicdanı, kalbi tertemiz olarak bu dünyaya gelir. Ama biz günahlarla her işlediğimiz günah o kağıtta siyah lekeler meydana getirdiği gibi kalbimizde siyah lekeler meydana getirir. İşte doğduğu halki halini şirk ve putperestlik döneminde yaşamasına rağmen şirke gitmeden, puta tapmadan o tevhid akidesini devam ettiren kimselere, fıtrat-ı selimini devam ettiren kimselere Hanif denir
Ve şair Nabiga da işte bu Haniflerden bir tanesidir. Allah'ın birliğine inanır. Cahiliye döneminde bile oruç tutar. Ve pek çok haramlardan da kaçınırdı. Hatta Müslüman olduğu zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cahiliye döneminde söylemiş olduğu şiirleri okumuş. Efendimiz güzel söyledin. Allah ağzını bozmasın. İltifatına mazhar olmuş ki buradaki mucize odur. Hazreti Osman zamanında meydana gelen olaylardan çok rahatsız olmuş. Yani aramıza böyle bu problemler girmemeliydi demiş. Ve Hazreti Osman'a ve Hazreti Peygamber'in iki torununa veda ederek kabilesine dönmüş. Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali'nin yanında yer almış. Abdullah İbni Zübeyr'in halifeliğine yetişmiş ve onun tarafından Mekke'ye çağrılmış. İslam'a girdikten sonra 30 yıl şiir söylemekten vazgeçmiş. Kur'an varken Kur'an şairleri dize getirmiş. Kur'an'ın yanında şiir söylemek de ne ola ki diye 30 sene şiir söylememiş. Daha sonra tekrar söylemeye başladığından dolayı kendisine Nabiga lakabı verilmiş. Yani Nabiga tekrar şiir söylemeye devam eden, başlayan manasında. Bir rivayete göre 120, diğer bir rivayete göre 180 yaşında vefat etmiş. Bu sahabe-i kiram içerisinde en uzun ömürlü olanlardan bir tanesidir. Benim de zihnimde 180 yaşına kadar devam ettiği şeklinde kalmış. Ve zaten üstad da burada ona dikkat çekiyor. Üstad da burada diyor ki işte o duayı nebevinin bereketiyle o nabiga 120 yaşında bir dişi noksan olmadı. Yani 120 yaşına kadar yaşadığı muhakkak, 120 yaşında bile bir dişi noksan olmadı. Dökülse yeniden çıkıyormuş. Bazı rivayetlerde 180 sene yaşadığıyla alakalı. Demek ki ağzın sağlam olmasıyla, dişlerin sağlam olmasıyla, diş bakımıyla ömrün uzun olması arasında böyle bir münasebet de var denebilir. Bir diğer mucize hem nakli sahih ile İmam Ali için dua etmiş. Allahümme kfihil harra vel berde. Yani ya Rab, soğuk ve sıcağın zahmetini ona gösterme. Medine'nin soğukları meşhurdur aslında. İşte şu dua bereketiyle İmam Ali kışta yaz elbisesini giyerdi. Yazda kış elbisesini giyerdi. Bu duanın mucizesi olmakla beraber aynı zamanda kendisi daima fakir yaşamıştır. Toprak üstünde yatardı. Efendimiz bir defasında onu topraktan uyandırmak istediği zaman şöyle ayağıyla ona Ebu Turab, toprağın babası, kalk, kum Ebu Turab derdi ona. Hazreti Ali Efendimizin de en çok hoşuna giden lakap kendisine Ebu Turab denmesi. Gerçekten toprakla öyle bütünleşmiş ki hep fakir yaşamış. Böyle lüks evleri, eşyaları olmamış. İmkanı da olmamış. Kışlık elbise var, yazın giymiş ama terlememiş. Kışın da yazlık elbise var ama giymiş de üşümemiş olarak Hazreti Ali Efendimizin bu durumu ifade edilir. Diğer bir mucize hem Hazreti Fatıma için dua etmiş. Allahümme la tuci'he. Bir cümle bile değil. Bir dua. Yani Allah'ım açlık elemini ona verme. Hazreti Fatıma der ki o duadan sonra açlık elemini görmedim. Taberani Mucemül Evsat'ta Ebu Nuaym Delailü'n-Nübüvve'de Beyhaki Delailü'n-Nübüvvesinde bu mucizeyi, bu rivayeti bize nakletmişlerdir. Hazreti Fatıma validemizi daha önce kısaca bir anlatmıştım. Ama yeniden bir defa daha
teberrük olsun, tefeyyüz olsun diye aktarmak istiyorum. Fatimetü Zehra. Diğer adı Fatımatül Betül. Bunlar aynı zamanda onun sıfatları olmuş ve böyle anılmış Hazreti Fatıma. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en küçük kızıdır. Peygamberlikten bir yıl önce, yani miladi 609 senesinde Mekke'de dünyaya gelmiş, 15 yaşını tamamladığında Hazreti Ali ile evlenmiş, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin bu evliliğin sonucu dünyaya gelmiş ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın nesli mübareki ta kıyamete kadar gelecek seyitler ve şerifler cemaati Fatıma validemizden teselsül etmiş, devrimize kadar gelmiş, kıyamete kadar devam edecektir. Uhud gazvesine katılan Hazreti Fatıma, gazilere erzak ve su taşımış, yaralıları orada tedavi etmiş. Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatına yakın, ki bunu 5. nükteli işaretle okumuştuk 19. mektupta. Efendimiz Aleyhisselam onun ağladığını görünce çağırdı. Ben yakında vefat edeceğim dedi. Bu defa Hazreti Fatıma validemiz daha çok ağladı. Kızının böyle çok ağladığını görünce dayanamadı. Tekrar eliyle işaret etti. Gel dedi. Efendimiz konuşamıyordu. Ve onun kulağına bir şey daha söyledi. Bu defa Fatıma validemiz gülmeye başladı. Ve daha sonra Hazreti Ayşe validemiz sordu. Niye güldün? Birincisinde vefatından bahsetti. Ağladım. İkincisinde ise ehlimden ilk defa bana kavuşacak sensin dedi. Sevincimden de tebessüm ettim ya Ayşe diye onun sorusuna cevap verdi. Cennette de kendisine kadınların efendisi denecek. Efendimiz Aleyhisselam cennet kadınlarının efendisi Fatıma'dır buyurmuştur. Hazreti Fatıma gerçekten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından 6 ay sonra ruhunu Rahman'a teslim etmiş ve babasının olduğu diyara, huzuruna şeddi rihal eylemiştir. Bir başka mucize, hem Tufeyl İbni Amr Resul-i Ekrem'den aleyhisselam bir mucize istedi. Götürüp kavmine göstersin. Kendisi istemiyor da ben bir mucize göster ya Resulları götüreyim. Bunu kavmime göstereyim, onlar da iman etsinler. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Allahümme nevvir lehu demiş. Çok acayip bir şey bu. Allah'ım onu nurlandır. Bu defa iki gözü arasında, yani şu kaşında şurada, ortasında bir nur zuhur etmiş. Sonra o nuru değneğinin ucuna almış, sonra değneği ucuna naklolmuş, bununla zinnur diye iştihar bulmuş. Yani sopasının ucunda kavmine giderken sopası böyle elektrikli biz el fenerlerini yaktığımız zaman parladığı gibi, etrafı aydınlattığı gibi, elindeki sopanın da ucunda böyle bir aydınlanma var, far var. Kavmi onu gördüğü zaman da İşte Efendimiz Aleyhisselam'dan gelen bir mucize ve iman etmişler. Kavminden en çok toptan iman eden bir kişi olmuş Tufeyl İbni Amr. Tufeyl İbni Amr Devs kabilesinin ileri gelenlerindendir. Ebu Zer'in kabilesinden. Bu da devrin büyük şairlerinden bir tanesidir. Mekke'den Müslüman olmuş, memleketine dönerek Medine'ye hicret edinceye kadar kabilesini İslam'a davet etmeye başlamış. İşte Mekke'ye gelmiş, bu mucize ile kabilesine dönmüş ve kabilesinin de hidayetine sebebiyet vermiş. İşte kabilesine dönmüş, önce anlatmış, kimse dinlemeyince bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam'a müracaat ederek onların faiz yediklerini, Efendimiz'e diyor ki bizim kabile faiz yer, zina ederler,
Çok kötü bir kabile. Anlattım anlattım, iman etmediler. Ya Resulallah diyor, onlara bir beddua et de helak olsun. Efendimiz Aleyhisselam insanlara beddua etmek istemez. Onlara beddua etmek ve onları helak etmekten daha ziyade onların hidayeti için Allah'a duada bulunmuş. Tufeyl İbni Amr'ın beddua teklifine karşı Efendimiz bilakis onlara hayır duada bulunmuş ve duası kabul edilmiş. Devs kabilesi bütünüyle İslam'a girmiş. Tufeyl İbni Amr Hayber Savaşı'na katılıyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına kadar da yanından hiç ayrılmamış. En nihayet Hazreti Ebubekir döneminde Yemame'de zuhur eden yalancı peygamber Müseylemetül Kezzab karşısında Yemame Savaşı'nda orada şehit olanlardan şanlı, şerefli bir sahabi olarak böylece yerini almıştır. İşte bu vakalar ehadisi meşhur edendir ki kat'iyet peyda etmiştir. Üstad destekliyor, tasdikliyor. Diğer bir mucizeye geçiyorum. Benim sıralamama göre bu 12. mucize. Resul-i Ekrem Aleyhisselam hem Ebu Hureyre radıyallahu anh Resul-i Ekrem Aleyhisselam şekva etmiş ki nisyan bana arız oluyor. Ya Resulallah ben unutuyorum demiş. Dua et. Allah benden unutkanlık hastalığını kaldırsın manasında. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Bir mendil şeklinde bir şey açmış. Sonra mübarek avucuyla gayipten bir şey alır gibi öyle avucunu oraya boşaltmış. İki defa, iki üç defa öyle yaparak Ebu Hureyre'ye demiş. Şimdi mendilini topla. Toplamış. Bu sırrı maneviyi duayı nebevi ile Ebu Hureyre kasem eder ki ondan sonra hiçbir şey unutmadım. Bu unutkanlık nerede olmalı, nerede olmamalı? Aslında unutkanlık bir nimettir. Şu anda genişçe o noktaya giremeyeceğim. Hizmet-i Rehberi kitabının içindeki o maddelerden YouTube'a attım, oradan dinleyin. Bir gayeye hayal olmazsa, nisyan veya tenasi edilse, ezhan enelere dönüp etrafında gezerler cümlesinin açılımı olan galiba 9. başlıkta orada bir sohbet var. Orada nisyan veya tenasi, insan nisyandan alındığı için insan unutur. Ama nerede unutmalıyız, nerede unutmamalıyız? O bahsi işlediğimiz yerde bir de insanda unutkanlık yapan sebepler üstünde de durduk ama daha genişletilebilir. Bildiğiniz gibi Kastamonu laikasında Üstad İmam-ı Şafii'nin hocası Veki'ye yazdığı bir mektuptan bahsediyor. Veki İmam-ı Şafii'nin hocasıdır. İmam-ı Şafii'ye sormuş Veki, sen kaç hadis ezberden biliyorsun? O demiş ben 1 milyon hadis ezberden bilirim. Ay yazık sen benimkinin zekatını biliyorsun, biliyormuşsun demiş. O da 40 milyon biliyormuş. İmam-ı Şafii bir gün bir hadisi okurken bir kelimeyi hatırlayamamış. Hatırlayamadı da böyle meşhur bir kelime değil. Yani unutulacak bir kelime değil. Efendimiz burada ennebi mi dedi, er-resul mü dedi? Ennebi olsa ne olur, er-resul olsa ne olur? O ayrıntıyı bile muhafaza etmek lazım. Öyle bir kelimeyi tefrik edemeyince bende unutkanlık var diye hocası Veki'ye mektup yazıyor. Ya imam bende unutkanlık hastalığı var, ne yapayım? Veki şiir halinde ona cevap veriyor. Harama nazar etme, harama nazar unutkanlık verir. Hem harama bakmak hem de haram lokma yemek, haram işlemek, günahlar işlemek ve hakeza insanda unutkanlık yapan belli sebepler, faktörler vardır. Ve maalesef günümüzde insanlarda öyle bir unutkanlık hastalığı vardır ki deme gitsin.
Efendimiz Aleyhisselam'dan mervi olan unutmamak için şöyle bir salat-ı hıfz vardır. Hıfz namazı. İlmihallerden bakarsınız. İkinci olarak 7 defa ayetel kürsi dua niyetiyle okuyacaksınız. Arkasından da Allahümme ya hafiz, ya hafiz, ni'mel hafiz, ente ihfezne min beyni eydine ve min halfine ve an eymanine ve an şemailine ve min fevkine ve ne oğuzu bi azameti en te'adalu min tahtine ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ben de yan tarafıma astım, her gün okuyorum da. İşte Efendimiz'den gelen mervi dualardan bir tanesi de budur. Unutmamak için gayret sarf edin. İşlemeyen demir paslanır. Hafızanızı kullanmazsanız o da paslanır. Onun için ezberlerinizi tekrar edin. Yeni ezberler yapın, hadis ezberleyin, ayet ezberleyin, dua ayet ve dua hadislerini ezberleyin, şiirler ezberleyin, vecizeler ezberleyin ve hakeza. Evet, bu Hazreti Ebu Hureyre'ye has özel bir mucize. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası bereketiyle ve Hazreti Ebu Hureyre ondan sonra hiçbir duyduğunu asla unutmamış. Onun için sahabi içinde müksirundandır. En çok hadis rivayet eden sahabe Hazreti Ebu Hureyre'dir. Halbuki hicretin 5. senesinde Müslüman oldu. Yani Efendimiz Aleyhisselam'la beraberliği 5 sene kadar sürdü. 5 sene içerisinde 5000 küsur hadis bize nakletti. Diğer sahabe-i kiram daha çok Efendimiz'de kalmasına rağmen, Hazreti Ayşe validemiz daha çok kalmasına rağmen bu Hazreti Ebu Hureyre kadar bize hadis nakledemediğini görüyoruz. Onların ayrı incelikleri, izahları, esprileri var. O mesele ayrıca daha sonra detaylandırılabilir. Buraya kadar meseleyi anlattıktan sonra burada duaları gruplandırmıştı. Şimdi 4. misaline geldik. 3. misalde 12 hadis rivayet edilmiş. 3. misalde sadece. 1. misalde 2 rivayet vardı. 2. misalde 1 tane vardı. 12 tane okuduk. 2 de orada, 14, 1 de orada. Şu ana kadar 15 tane mucize okumuşuz. 3 misal, 3 bölüm. Şimdi 4. misal, yani 4. bölüme geldik. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bedduasına mazhar olmuş birkaç vakayı beyan ederiz. Burada şimdi 3 tane misal var. Altta da var. 5. misalde 3 tane misal var. Yani 6 tane kadar Efendimiz Aleyhisselam'ın bedduasıyla meydana gelen mucizeler var. Efendimizin beddua etmesi. Bu misallere geçmeden önce çok kısa birkaç şey söylemek istiyorum. Bunlardan birincisi, hani Efendimiz Aleyhisselam beddua peygamberi değildi, lanetçi değildi. Çünkü kendisi buyuruyor ki bu istü ene rahmeten ve la la'anen. Ben rahmetçiyim, lanetçi değilim. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hep rahmet okumuş, hayır dualarda bulunmuş, beddua etmemiş, lanet etmemiştir. Pekala bunlar ne? Mesela Taif dönüşünde onlara beddua etmemiş, Allah teklif ettiği halde. Uhud dönüşünde Allah teklif ettiği halde onlara beddua etmemiş. Rahmet okumuş hep. Hidayetleri için dua etmiş. Pekala, az dahi olsa Efendimiz Aleyhisselam'ın beddua etmesini onun rahmet peygamberi olmasıyla nasıl telif edeceğiz? Bu size sorulabilecek, sizin de kafanıza takılan
çok önemli hususlardan bir tanesidir. İşte bu inceliği anlayabilmek, izah edebilmek için bir, 17. sözün birinci makamını çok iyi okumalısınız. 7 mertebe içerisinde üstad orada Allah'ın rahmetiyle gadabının telifini yapıyor. Allah'ın rahmeti gadabına galiptir. Ve rahmeti vesiat külle şeyin ayeti vardır. Benim rahmetim her şeyi ama her şeyi kuşatmıştır. Bu ayete dayanarak üstad sorup cevap veriyor. Pekala, belalar, musibetler, ölümler, tayfunlar, zelzeleler, devremler, meteor taşları, hatta kabir azabı, hatta cehennem Allah'ın bu rahmetini daraltmıyor mu? Soru bu. İşte o belaların o rahmeti daraltmadığı telifini, uyumunu anlattığı yerde Allah'ın nasıl gadaf ve kahrı varsa tecelli olarak elbette Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın da Allah'ın celali isimlerine mazhar olduğu hengamelerde onun da gadabı, kahrı olacaktır. Gadaf ve kahrı olduğu anlarda da elbette onun tezahürü olan bedduaları olacaktır. Evet, Allah'ın rahmetiyle gadabını telif etmede geçen o 7 madde Efendimiz Aleyhisselam'ın rahmet peygamberi olmasıyla ama az dahi olsa, yer yer dahi olsa bazılarına beddua etmesini işte böyle anlamaya, telif etmeye çalışacaksınız. Bir madde içinde 7 madde anlattım aslında. 17. sözün birinci makamını okumalısınız. İkinci olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bedduaları aslında bir kişinin zararına gibi görünse bile genelde ümmetin faydasınadır. Zararlı olan şeylere beddua etmiştir. Ne gibi? Bize zararı dokunacaksa bir kısım akrebi, yılanı öldürmek caiz olması gibi zararı dokunacak insanlara işte Kur'an-ı Kerim'in Ebu Leheb'e beddua etmesi bundandır. İnsanlara zararı dokunacak yılan gibi, akrep gibi insan bu, ona beddua etmek lazım ta diğer insanlara rahmet olması açısından. Bu iki. Üç, bazen o şahsa beddua ama aslında onun sonucu itibariyle, kazanacağı itibariyle onu hatalardan, kusurlardan, yanlışlıklardan döndürmek için sonundan onu rahmete ulaştırmaya vesile olmak için neticesi itibariyle hani güzel dediğimiz 12. mektupta geçen ya bizzat güzel ya neticesi itibariyle güzel. Evet, bazı beddualar neticesi itibariyle hayır dualara, güzel dualara çıkacağı için Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle bedduaları da olmuştur, olabilir. Evet, 7 tane, 2 de ilave ettim. 9 ana fark içerisinde bu hususu heyetinizle paylaştım. Oldukça önemli bu mesele. Ve bugünlük burada kalmak istiyorum. Çünkü burada Efendimizin beddualarıyla alakalı bir 4. misalde 3 tane, 5. misalde 3 tane numune var. Bunları izah edeceğiz. Ama inşallah gelecek haftaya kadar bu anlattığım, verdiğim kaynakları da okursanız çok daha bereketli olacak. Çünkü bu beddualar içerisinde bu İran Şahı, o zaman Şehin Şahı, Fars Padişahı Perviz ile alakalı bir Efendimizin bedduası var. Efendimizin mektubunu parçaladığı için Allah'ım sen de onun mülkünü parça parça et. Bakınız, bu hidayet ermeyecek artık. O insanlar hep putperest yapıyor. Ve hidayete ermeyeceği de kesin. Kaderi tabloda Efendimiz bunu da gördüğü için belki ona beddua etmiş. Bu bedduaları Efendimizin yukarıda aktardığım 7 tane 17. sözden 2 tane de ilave ettim. Daha detaylandırabilirdim aslında. Onları bir okuyun, belleyin. Gelecek hafta bu bedduaları okurken de beddua mı,
yoksa sonuç itibariyle ümmetin maslahatına mı? Bunları da detaylarıyla göreceğiz. Bu Perviz'in durumuyla alakalı İslam tarihinden farklı kaynakları da ele alarak sadece üstadın anlattığı kadarıyla bırakmayacağım bunu. İnşallah daha genişçe Perviz'in oğlu Şireveh ile olan münasebetleriyle beraber bu dördüncü misalden başlayacağız ve ileriye doğru gideceğiz. Bugün Perşembe, pek çok arkadaşımızın da niyetli olmuş olabileceğini tahmin ederek yorgunluğuma verirsiniz. Bugünlük bu kadarcıkla iktifa ediyorum.